Hocam senin ilk Galatasaray'ın şampiyonluğuna ilişkin görüşlerin ne olacak? Ya hocam 6 puan önde. O Sivas maçından sonra hani Galatasaray şampiyon olur dediydi, iddialı bir laf. Onu şundan haftalar önce. Onu şundan ettim. Fenerbahçe sezon başındaki futbolu oynamıyor. Galatasaray'da da düşüş var. Düşüşten sonra çıkış başladıydı o zaman. Fakat sonra Galatasaray'da da düşüş başladı. Bu sefer Fener'de kımıldama başladı. Nitekim Fenerbahçe Galatasaray maçındaki o şey netice Fenerbahçelileri heyecanlandırdı. Ama şu bir gerçek, Fenerbahçe teknik hatadan şampiyon olamadı veya bu duruma düştü. İç sahada verdiği maçları alsaydı kazanırdı. Yalnız Galatasaray seyircisi çok etkili bir seyirci. Hakemden falan iyi oynuyor. Rakiplen de iyi oynuyor. Peki Fenerbahçe maçında niye Galatasaray seyircisi o eski Galatasaray seyircisi değildi? Çünkü garanti gördüler galibiyeti. Hayır hayır hocam. Üst derece alkollü geldiler. Hocam, en büyük sıkıntı bu. Hollanda'dan biletler satıldı. Hollanda çıkışlı biletler. 1000 euroya falan karabursa da biletler gitti. Ender'cim. Belki de daha pahalı. Localları sattılar. Abi böyle bir maçta satarsan seyirciden az ses çıkar. Ben sana söyleyeyim mi? İnanılmaz derecede tiyatro seyircisi vardı. Dışarıdan seyirci geldi. İnanılmaz dışarıdan seyirci geldi ve büyük paralara satıldı. Fakat benim anlamadığım bir olay. Arkadaşlar diyor ki bilet çıktı, düğmeye basıyoruz, 30 saniye sonra bitti. Hollanda'dan biletleri biz nasıl alıyoruz? Karaborsa. Yani? Karaborsa mı oluyor hocam? Peki nasıl gidiyor oralara bunlar? Gider hocam. Kimlerin aracılığıyla gidiyor abicim gider, ya? Gider hocam ya, gider hocam. İşte onun için. Yani. Ah hocam ah, nereye gider? Hollanda'ya değil Amerika'ya bile gider hocam. İzmir'den şampiyonluk görüntüleri, dediğim gibi Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler gelmeye devam edecek. Biz şampiyon Galatasaray derken aslan payını hangi futbolculara veririz o zaman? Ben Icardi'ye, Barış Alper'e, Muslera'ya, Nelson'a ve son haftalarda oyuna giren Berkan'a. Evet. Mertens. Mertens, pardon unuttum, Mertens'e veririm yani. Sen hocam? Torreira'ya, pardon. Aslında bayağı takımın yarısını saydın. Ama yani Beyderpey, bunları... Demek ki yani Omurga iyi oynadı, var. Omurga. Hocam, Icardi, gol kralı oldu. Barış Alper, Muslera, Torreira. Mertens bir de hocam. Mertens'i de koyayım araya. İşte. Daha da fazla koyamam araya. Birebir maçlara çıkan oyuncular var hocam. Dikkat et, stoper mesela. Stoper de bir türlü halledemediler. Halledemediler, biraz sıkıntı oldu. Uzun süre Nelson Abdülkerim oynuyordu ama. Dikkatli hücum eden takımlar çok rahat gol pozisyonuna girmeye başladılar son zamanlar. Bugün de yediler böyle. Atanın tutanın iyi olacak klişesi aslında geçen senede, bu senede, önceki şampiyonluklarda da ön plana çıkmıştı. İşte Icardi attı, Muslera kurtardı. İyi bir orta sahan var. Sende şey var değil mi puan tablosu? Var. En az gol yiyen takım Galatasaray mı? Öyleydi, hala da öyle. 26 gol yedi Galatasaray. En az gol yiyen takım. İşte diyorsun ya atanla tutan seni haklı çıkartıyor. 26 gol yemiş. En çok gol atan ikinci takım. Hayır. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Atan tutanı Erman abi 26 tane gol yemiş. Atanı da 25 tane gol atmış. Gol kralı olmuş. Şimdi maçı seyrederken şu benim dikkatimi çekiyor Galatasaray'da. Mesela Icardi fazla yalnız kalıyor. Ama Icardi benim maçlarda en az 60 defa veya 70 defa veya 80 defa görmüşümdür.